Bölüm 28. İsa'nın dirilişi. Sept gününü izleyen haftanın ilk günü, tan yeri ağarırken Mecdelli Meryem ile öbür Meryem mezarı görmeye gittiler. Ansızın büyük bir deprem oldu. Rabbin bir meleği gökten indi ve mezara gidip taşı bir yana yuvarlayarak üzerine oturdu. Görünüşü şimşek gibi, giysileri ise kar gibi bembeyazdı. Nöbetçiler korkudan titremeye başladılar. Sonra ölü gibi yere yıkıldılar. Melek kadınlara şöyle seslendi. Korkmayın. Çarmıha gerilmiş olan İsa'yı aradığınızı biliyorum. O burada yok. Söylemiş olduğu gibi dirildi. Gelin, onun yattığı yeri görün. Hemen onun öğrencilerine gidip şöyle deyin. İsa ölümden dirildi. Sizden önce Celile'ye gidiyor. Kendisini orada göreceksiniz. İşte ben size söylemiş bulunuyorum. Kadınlar hem korku hem büyük sevinç içinde çabucak mezardan uzaklaşıp koşa koşa İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. Ansızın İsa onların karşısına çıktı. Selam size, dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar. Ona tapınmaya başladılar. O zaman İsa onlara, korkmayın, dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler. Nöbetçilerin getirdiği haber. Kadınlar daha yoldayken nöbetçi askerlerden bazıları kente giderek olanların hepsini başkâhinlere bildirdiler. Başkâhinler ihtiyarlarla birlikte toplanıp birbirlerine danıştıktan sonra askerlere çok miktarda para vererek dediler ki, siz şöyle diyeceksiniz. Öğrencileri geceliğin geldi. Biz uyurken onun cesedini çalıp götürdüler. Eğer bu haber valinin kulağına gidecek olursa biz onu yatıştırır, size bir zarar gelmesini önleriz. Böylece askerler parayı aldılar ve kendilerine söylendiği gibi yaptılar. Bu söylenti bugüne dek Yahudiler arasında tekrarlana gelmiştir. Son buyruk. 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin. Bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.